Jacob Bekenstein'ın Ginkgo Bilim dizisinden çıkan son kitabı Kara Delikler'deki Entropi Üstüne. Kitabın başlığı Kütle Çekim, Kara Delikler ve Bilgi Üzerine. Bekenstein, kara deliklerin entropisinin nasıl arttığını ilk gösteren kişiydi. Hatta ilk önceleri Hawking bile buna inanmamıştı ama sonra kendi deyişiyle Bekenstein onun uykusundan uyandırmış oldu. Şimdi kara delikler fizikçilerin dünyasında en garip sakinler arasında yer alır. Bekenstein bu kitapta Wheeler'ın bir kara deliğin içerisine bir fincan sıcak çay dökülse ne olacağına ilişkin sorusu üzerine kara delik termodinamiğinin kendisi ve Stephen Hawking tarafından nasıl keşfedildiğini hikayesini anlatıyor. Öykü tarzında yazıyor Bekenstein. Bu arada çevirmeni Cem Orhan. Çok güzel bir çeviri. Bekenstein'in bu kara deliklerdeki entropinin artmasının keşfi, daha doğrusu kara delik entropisinin keşfi, geçtiğimiz 20 yılda kuramsal fiziği derinden etkilemiş durumda ve bilgi paradoksuna da yol açmış durumda. Kara deliğin içine düşen bilgi sonsuza kadar yok olur mu, yoksa yok olmaz mı? Bu konuda fizikçiler hala aynı fikirde değiller. Gerçi çoğu bilginin korunduğunu söylüyorlar ama Bekenstein aynı fikirde değil, Penrose da mesela aynı fikirde değil. New York Times, kara delik kuramının devrimcisi diye başlık atmış. Susskind ise, Jacob Bekenstein'in kara deliklerin entropisinin keşfi son 10 yılların en önemli gelişmeleri arasındadır demiş. İnce ve kolay okunabilen bir kitap, 150 sayfalık ve içinde tek bir fizik formülü bile yok. Dediğim gibi Bekenstein bu keşfinin öyküsünü bir hikaye tarzında anlatmış. Aynı zamanda kendi yaşam öyküsünden de dilimler katarak. İyi okumalar.